Arkadaşlar matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Şimdi parabolün ikinci dersindeyiz. Bunun için hemen kapağımı fırlatıyorum ve başlayalım bakalım. Parabolün ikinci dersinde neler neler öğreneceğiz. Bak şimdi, grafiği verilen parabolün denklemini bulalım. Bize bir parabolün grafiği verilebilir. Tamam, şöyle bir grafik verilir. Bu parabol x eksenini x1 ve x2 gibi iki farklı noktada kesmiş olabilir. Bunlar parabolün x eksenini kestiği noktalardır ve ikinci dereceden denklemin kökleridir. İşte bu x1 ve x2'yi biliyorsak, görüyorsak hop bu formülü uygulayacağız. Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x, x eksi x2. Buradaki x1 ve x2 bu eksenleri kestiği noktalar olacak. Bunları getirip yerine koyacağız ve parabolün denklemini bulacağız. Peki hocam a'yı nereden bulacağız? A'yı da şuradan bulacağız. Mutlaka bu parabol y eksenini bir noktada kesiyordur. Bu noktayı kullanacağız. Burada x değeri 0, y değerini de yerine yazacağız. Olay bitecek. Ya da başka bir nokta verilmiştir. Onu kullanarak bulacağız. Hadi başlayalım. Şunu da şöyle tutup uçurayım. Uçan kağıt havalanıyor. Yukarıda verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çözüm açısından soru bankamız sayfa 56'da 6. soru. Bakıyorum şöyle. Bir dakika. X eksenini kestiği noktalar belli. Bu x bir köküdür. Bu x1 birinci kök. Bu x2 ikinci kök. Süper. O zaman benim formülüm y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bak bunu nerede kullanacaksın? Tekrarlıyorum. X1 x2 gibi iki tane kökü biliyorsan kullanacaksın. Çünkü parabolün bir tane formülü yok. Birkaç tane var. Hangisi işine geliyorsa onu kullanacaksın. Soru gereği bunu kullandım. Biraz sonra başka bir tane daha göstereceğim zaten. Diyorum ki y eşittir a çarpı x zaten hep sabit x. X1 birinci kök 4 olsun mesela. Eksi 4 çarpı x eksi x2. Bak eksi 2'nin önüne eksi gelmeli, artı 2 olacak. Dırırırın, zurnanın zırt dediği yer. Buraya dikkat et. Tamam mı? Tekrarlıyorum. Buraya sakın x eksi 2 yazma. Çünkü bizim formülümüz şöyle. Şu değil mi? Yani x eksi eksi 2'den dolayı artı 2 olacak. Buraya dikkat ettik. Tamam hocam, çok uzatmayın. Oraları anlıyoruz zaten diyorsun. Aferin. Peki x var, y var. Hayda. Bir de a gibi bilinmeyen var. Bundan kurtulmak için şu noktayı kullanmalıyım. Bu nokta nedir? X'in 0, y'nin eksi 8 olduğu noktadır. O zaman x yerine 0, y yerine eksi 8 yazarsam bu denklemi sağlar. Çünkü sonuçta bunun denklemi. O zaman y yerine eksi 8 yazıyorum. Eşittir. A çarpı. X yerine ne yazıyorum? 0. X yerine 0 yazdım. Eksi 4 kaldı. Çarpı. X yerine 0 yazdım. 2 kaldı. Bu x'in çarpımı eksi 8'dir. E burada eksi 8. Demek ki a 1. Çok kolaymış ya. A'yı 1 bulduk. Ne oldu? Bunu tekrar yazıyorum. Y eşittir. A 1 olduğu için yazmama bile gerek yok. X eksi 4 çarpı x artı 2 bu parabolün denklemidir. Bakıyorum şıklarda hayda yok. Neden? Bunu içeri dağıtmalıyım. X kare artı 2x. Bunu da böyle dağıtıyorum. Eksi 4x. Eksi 8. Yani x kare eksi 2x. Eksi 8. X kare eksi 2x eksi 8. Yapıştır C şıkkını. Gördün mü? Şuradan eksi 2x geldi. Eksi 8 geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Doğru yapmışım. Anladık mı? Olay bu. O zaman yardır kağıdı gitsin. Aha geri geldi. Tekrar yolla gitsin. Şimdi eğer ki sana parabolün x ekseni kestiği noktalar verilseydi biraz önceki yöntemden gidecektik. Ama belki de sana parabolün x ekseni kestiği noktalar verilmeyecek. Tepe noktası verilecek. Hayda. Yani şöyle yapılacak. Parabolün atıyorum şurada bir tepe noktası var. T, R ve K değeri verilecek. Bunun bana denklemini bul diyecek. O zaman ne yapacağız? İşte bu formül. Y eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi artı K. Buradaki R tepe noktasındaki R değeri. X yani. Yataydaki X değeri. Bu K da dikeydeki Y değeri olacak. Bu formülü daima kullanacağız. Ne zaman? Tepe noktası bilindiği zaman. Hocam A'yı nasıl bulacağız o zaman? Hani yine bak grafiği bir noktada kesecek ya. Ya da bize atıyorum sallıyorum başka bir noktasal değer verecek ya. O noktasal değerini yerine yazıp A'yı da bulacağız. Tekrarlıyorum. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K parabol oluşturma denklemidir. Tekrarlıyorum. Bu ikincisi oldu. Biraz önce birincisiydi. Neden yazıyorum? Bak yazıyorum ki aklında iyice kalsın. Sen de yaz, tamam mı? Videoları yazarak takip et ha. Mutlaka yazmanı, not tutmanı istiyorum. Derse benimle beraber katıl. Ekranda şöyle kocaman yap. Yandaki ıvır zıvırlar senin dikkatini çekmesin. Tamam? Bak şimdi. Tepe noktasını vermiş. Eksi 2'ye 3. Güzel. Zaten burada da yazmış. Aa bak 7 noktasında da y eksenini kesmiş. Bunu da ileride kullanacağım. Buna göre f eksi 1 nedir? Bir dakika, f eksi 1'i bulmak için bir kere benim bu parabolün denklemini bulmam lazım. Hemen diyorum ki y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ya göre a çarpı x eksi r nedir? Bakın
R eksi 2'dir. Eksi R olduğu için artı 2 olacak. Dırırın. Tekrar dikkat kısmını müzikle hatırlatıyorum sana. Artı K. K 3'tür zaten. Tekrarlıyorum, buraya eksi 2 yazarsan yanarsın. Eksi R diyor. R'nin zıt işareti R eksi 2'dir. Eksilisi artı 2. Tamam. Bitmedi hocam. A'yı bulmanız lazım. Aferin koçum benim. Şimdi bak ne yapıyorum. Geliyorum, diyorum ki başka bir nokta kullanmalıyım. Şu noktayı kullandım. Bu noktayı kullanayım. Bu nokta x'in 0, y'nin 7 olduğu noktadır. O zaman x yerine 0, y yerine 7 yazarsam bu doğruyu sağlamalı. Neden sağlamalı? Çünkü bu nokta bu doğrunun üzerinde. Tamam. X yerine 7 yazıyor. Y yerine 7 yazıyorum. X yerine 0 yazacağım. 0 yazdığım için 2 oldu zaten. 2'nin karesi 4 yapar. Artı 3. Bu 3'ü at karşıya. 4 eşittir. A ile 4 çarp. 4 A. A 1 çıktı. A çok güzel. 1 çıkması işimi kolaylaştırıyor aslında. 1 çıktığına göre tekrar yazıyorum. Y eşittir 1 çarpı, yazmaya bile gerek yok. X artı 2'nin karesi artı 3. İşte parabolün denklemi buymuş. Biliyorsun ki bu y fx'e eşittir. Dolayısıyla y diye bulduğun şey aslında fonksiyonun kendisidir. Fx eşittir x artı 2'nin karesi artı 3'müş yani. Şimdi ne oldu hocam? Cevap çıkmadı. Haklısın, cevap f eksi 1'di. Fonksiyonda x yerine eksi 1 koymaktı. Bundan sonrası çocuk oyuncağı canım. Eksi 1 koyarsam eksi 2 daha 1 yapar. Karesi ne yapar? 1. Artı 3, cevap 4. Yapıştır. Yani şuradaki eksi 1'in görüntüsü gidip 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 burada tak 4'e geliyormuş. Güzel. Uğraştırdığı için bizi bu soruyu ne yapacağız? Yardıracağız. Şimdi arkadaki grafikteyim. Yine bir parabol. Bu sefer kolları aşağı doğru. Aa, biraz önce saçım göründü. Hakikaten şöyle tarayayım mı saçımı şurada? Kameraya fazla yaklaştım. Şimdi arkadaşlar, bu parabolün kestiği noktalardan biri A, diğeri de A artı 8'miş. Yandaki tepe noktası 2'ye 16. Tamam, tepe noktası. Tam tepeye denk gelmemiş ama işte siz kusura bakmayın artık. Burada tam tepe noktası. 2'ye 16 olan x eksenini A 0 ve A artı 8 0 noktalarında kesen, y ekseni de B noktasında kesen y eşittir f eksi parabolü çizilmiştir. Peki, eyvallah. Buna göre A artı B kaçtır? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Na, ben bu A'ları nasıl bulacağım ya? A var, A var, B var. Tamam, tepe noktası var. Ben bunun denklemini yürüyebilirim oradan ama bir dakika, şu ağları bulmalıyım. Şu tepe noktasındaki 2, arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi? Parabolün tepe noktası parabolü simetrik ikiye eşit parçaya ayırır. Tam ortadan ikiye yarar yani. Dolayısıyla sağ taraf sol taraf birbirinin aynısı olur. Dolayısıyla x eksenini kestiği yerler de tepe noktasına kestiğiniz zaman birbirine eşit olur. Yani bu mesafe tepe noktasının simetri ekseninin birinci köke ve ikinci köke olan uzaklığı eşittir. Bu mantıkla geometrik bir bakış açısıyla diyorum ki bu 2 bu birinci ile ikinci kökün tam ortasında olmalı. Çok mantıklı. Çünkü hatırlarsan birinci kökle ikinci kökü toplayıp ikiye böldüğün zaman r'yi bulursun. Ortadaki, tam ortadaki değeri bulursun. O zaman bu 2 bu ikisinin toplamının ortalamasıdır. Yani a artı 8'i alıp ikiye böldüğünde 2 vermeli. Bu 2'yi karşıya at, 4 oldu. 2 artı 8 4 ise 2 a eşittir. 8 alt eksi diye eksi 4 olur. A eşittir eksi 2. A eksi 2'ymiş. Bak inanmazsan bakalım. Burası eksi 2 olsun. Eksi 2 8'den yapar 6. Burada 6 noktası olsun. Bak. Eksi 2'nin 2'ye uzaklığı kaç birimdir? 4 birim. 2'nin 6'ya uzaklığı kaç birim? 4 birim. Hakikaten buralar birbirine eşit çıktı, gördün mü? Çünkü tepe noktası simetri eksenidir. Sağ ve sol tarafı eşit yarar. Ortadan 2'ye eşit böldüğü için şu uzaklıklar eşit olmalı. Ancak bu eksi 2 olursa, bu da 6 olursa, bu uzaklıklar eşit olduğu için A'yı eksi 2 buldum. Tamam, A eksi 2'yim. Şuraya yazayım. Artı bir de B'yi bulmalıyım. B'yi nasıl bulacağım? Şimdi hani grafiği verilen parabolün denklemini iki yolla bulabiliyorduk. Ya köklerin kestiği noktadan şu y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülüyle, ya da y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bu tepe noktasını biliyorsak, bu da ekseni kestiği noktaları biliyorsak yapılan şeylerdi. İkisini de biliyoruz. Canım hangisini isterse onu yaparım. Problem yok. Ben şunu da yapayım ya. Mavi neredesin? Gel buraya. Şimdi y eşittir a çarpı x eksi x1. X eksi eksi 2'den artı 2 yaptı. Çarpı x eksi diğer kök 6. Eksenleri kestiği noktayı kullanarak yaptım. Bir de a'yı bulmalıyım tabii. Onu nasıl bulacağım? Ya şöyle y ekseni kestiği noktayı kullanacaktım. Mesela b'yi kullanamam, bilmiyorum. Ya da başka bir nokta kullanırım. 2'ye 16 noktasını kullanabilirim. Çünkü x 2 iken yerine koyduğumda sonuç 16 çıkıyor. Yani tepe değerini de nokta olarak götürüp buraya koyabilirim. Tepe değeri parabolün üzerinde olduğu için parabolün her şartını sağlar. O zaman getir yerine koy. Yani y yerine 16, a çarpı x yerine de 2 koy. 2, 2, 4 yapar. Çarpı 2 koy. Burası da eksi 4 yapar. Bundan çarpımı eksi 16 yapar. Sonucun artı 16 olması için a eksi 1'miş demek ki. He, a eksi 1. Tamam. Hala işim bitmedi. Bak hala uğraştırıyor beni.
O zaman tekrar şurada yerine koyuyorum. Y eşittir. A eksi 1 olduğu için eksi x eksi x1 eksi 2 yani artı 2 yaptı çarpı x eksi x2 yani diğer kök eksi 6. Tamam. Aha da buldum denklemi. E ne olacak şimdi? B'yi bulmalıydım. B'yi nasıl bulacağım? Diyorum ki B değeri burada x 0'dır. Y değeri de B'dir. 0'a B'yi yerine koyunca sağlaması lazım. Şimdi Y yerine ne yazıyorum? B. B eşittir. Eksi. X'e ne yazıyorum? 0. 0 artı 2 daha ne yapar? 2. X'e ne 0 yazarsam orası da eksi 6 yapar. A bu eksi bu eksi artı yaptı. 6 kere 2 12. B de 12 çıktı. Vay B'de 12 buldum. B 12'ydi. A neydi? Eksi 2'ydi. Toplarsam 10 yapar. Çok güzel. Var mı şık? Yok. Tamam cevap 10. Yapıştırdık bitti. Arkadaşlar önemli bilgi yayalım. Bir nokta bir parabolün üzerindeyse o noktayı götürüp parabolde yerine yazdığın zaman denkleminde nerede şurada ya da herhangi denklemi neyse mutlaka o parabolün doğru çıkartır sağlar yani. Buna özellikle dikkat edelim tamam. Tamam hocam o zaman bu da bizi çok uğraştırdığı için dur bunu şöyle yaracağım. Hazır mısınız? Çok güzel bir şey ya. Bu yardırma işini de yeni buldum valla hoşuma gitti. NASA kağıtları kullanmıyorum yani yapacak bir şey yok. Arkaları kullanılmıyor keçeli kalem olduğu için. Ama odayı ben topluyorum. Onda da yapacak bir şey yok. Şimdi sayfa 59'da 5. soru. Yine çözüm hastanın soru bankamızda. Bir parabolün içine yamuk koymuşuz. Yandaki y eşittir eksi x kare artı 6 x. Grafiği üzerindeki O, A, B, C noktaları köşe kabul eden ikizkenar yamuk verilmiştir. Şekildeki verilenlere göre A, B, C ikizkenar yamuğun alanı kaç birim karedir? Çok güzel. Şimdi düşünüyorum. Tamam, süper. Formül verilmiş. Nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Bak, bu da 5'miş. Şimdi şuradaki bir değer parabolde yerine yazıldığı zaman sonucu 5'e götürecek. Şuradaki değer de aynı şekilde parabolde yerine yazılınca sonucu 5'e götürecek. Bu değerlerin ne olduğunu bilmiyorum, değil mi? Diyelim ki A değeri diyelim. Bir tane A değerini şu parabolde yerine yazacağım. Yani y eşittir eksi x kare artı 6x de A yazacağım ve sonucu 5'e eşitleyeceğim. Bak. Diyelim burada A vardı. Bilmiyorum. Eksi A kare artı 6A yapar ve sonuç 5 olmalı. Heh. Bu 5'i bu tarafa at ya da şu eksi A kareyi ve bunu öbür tarafa at. Daha güzel olur. Artı A kare eksi 6A artı 5 yaptı. Sağ taraf sol tarafta 0 yaptı. Şimdi burayı çözeceğim. İki izleyeceğim. Denklem çözmeleri var ki. Eksi 5'e eksi 1 çarp artı 5. Topla eksi 6. Süper. Demek ki bu A eksi 5 çarpı A eksi 1'dir. Eksi 5 eksi 1 buldum. Ve sonuç 0 olacak. 0 buraya değil buraya da yazabilirsin. Aynı zımırtı. Söyle bakalım kökler nedir? Hocam buranın 0 olması için A'ya 1 olmalı. Bak bu kalem de bitmiş görüyor musun? Gel buraya yenisi. A 1 olmalı. 1 eksi 1 0. Ya da A 5 olmalı hocam. 5 eksi 5 0. A çok güzel. 2 tane kök buldun. Demek ki bu köklerden kastettiğimiz A 1 olduğunda da sonuç 5 olur. 5 olduğunda da sonuç 5 olur. Yani birinci kök 1, diğeri de 5'miş. Hakikaten bak 1 götür yaz yerine. 1 koy eksi 1 artı 6'dan sonuç ne çıktı? 5. Hakikaten 5. 5 koy. 5'in karesi 25. Eksi var. Eksi 25 artı 5 kere 6 30. 30 artı eksi 25 ne yapar? Artı 5 yapar. Bak yine 5. Aa çok iyi. Bu iki değeri bulmak bana neyi sağladı? Bu yamuğun şu kısmı 5'ten 1 çıkar 4 uzunluğa sahiptir şurası. Çünkü buradan buraya 1, buradan buraya 5. Demek ki burası 4. Burası da buranın aynısıdır. Şu uzunluk 4 olarak bulundu. Üst taban 4. Çünkü yamuğun alanı nasıl bulurduk? Üst tabanı buluruz. Alt tabanı buluruz. Toplar ikiye böler. Yükseklikle çarparız. Peki burayı nasıl bulacağız? Hocam bu O'dan C'ye kadar uzaklık ne? Bir kere düz mantık düşünebilirsin. Bu ikizkenar olduğu için simetriktir. Buradan burası bir birimse buradan burası da bir birimdir. Dolayısıyla C noktası 6'dır. Ya da dersin ki hocam şunun köklerini bulun. Bunu sıfıra eşitleyin. İşte x parantezini alın. Eksi x artı 6 eşittir 0 olur. Buranın 0 olması için ya 0 olacak ya da x'in 6 olacak. 0 6'dır kökleri. Zaten birinci kök 0 olduğu belli. İkincisi de 6'dır. Bitti. Her türlü aynı cevaba yürürsün. O zaman şu alt tabanın uzunluğu 6'dır. Üst taban 4'tür. Hayda, yükseklik ne acaba? Hiç düşünmene gerek yok. Şurası 5 değil miydi? Burada yüksekliktir. Aynısıdır. Dikdörtgendir. Burada 5 olur. Bu 5 buranın aynısı olur. Demek ki yükseklik 5 çarpı alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölmeliyim. O 6, 4 daha 10. Böl 2'ye 5 yapar. 5 kere 5 25. Yapıştır C şıkkı. Bitti bu kadar. İkizkenar yamuğun alanı alt tabanla üst taban toplanıp ikiye bölünür. Yükseklikte çarpılır. Olay biter. Güzel. Anladık değil mi? Heh, buradaki 1 ve 5'i bulmam var ya asıl meseleydi. Asıl önemli şeydi. O da zaten şuradaki denklemle buldum. Güzel. İyi soruydu ama beğendim. Yardır o zaman. Gelelim birçoğunuzun
kafasını karıştıran bir mesele. Parabol ve doğrunun birbirine göre durumları. Nasıl yani hocam? Yani şöyle, bir parabol herhangi bir doğruyla iki noktada kesişmiş olabilir. Yine bir parabol bir doğruyla bir noktada kesişmiş. Yani teğet olabilir. Buna teğet diyoruz. Teğet geçti. Ya da bir parabol bir doğruyla hiç kesişmiyor olabilir. Şimdi parabol ve doğru denklemleri birbirine eşitlenerek, bu önemli, yeni bir denklem edilir. Arkadaşlar, parabol ve doğru sorularını hep şöyle yapacağız. Parabolü ve denklemi birbirine eşitleyeceğiz. Bir tane yeni denklem elde edeceğiz. Sonra bu denklemin diskriminantına bakacağız. Diskriminant sıfırdan büyük mü? O zaman bu doğruyla bu parabol şuradaki gibi iki farklı noktada kesişir diyeceğiz. He yok, diskriminant sıfır mı? O zaman bir noktada kesişir diyeceğiz. Teğettir. He yok, diskriminant sıfırdan küçük. Yani reel kök yok. O zaman bakın hiç kesişmiyorlar. Daha önce öğrendiğimiz şeylere benziyor yani. Aynı mesele. Önemli şeyi söylüyorum. Affedersiniz. Bir dakika bir yudum su alayım. Şimdi tekrarlıyorum aynı şeyi. Neyi tekrarlıyordum bu arada? Ha. Diskriminant durumuna bakacağız. En önemli şey doğrunun denklemiyle parabolün denklemini birbirine eşitleyip yeni bir denklem bulup onun üzerinden gideceğiz. Hemen şunu kağıdımı uçurayım ve örnekle anlatayım. Y eşittir a üzeri x doğrusu. Evet bu bir doğrudur. Birinci dereceden çünkü. Ve y eşittir x kare artı x artı bir parabolü teğet olduğuna göre. Vay. A'nın alabileceği değerleri bulalım. Teğet ne demektir teğet? Teğet geçti deriz ya. Yani bir noktada dokundu geçti şöyle. Demek ki bunun diskriminantı, ortak çözümün diskriminantı sıfır olmalı. Bir tane kök olduğu için. Şimdi ortak çözümü nasıl yapacağız? Önemli olan şu. Şu ikisinden bir tane denklem elde edip onun üzerinden yürümeliyim. Ya bu y, bu da y. Bunlar aynı y'ler. Y buna eşit. Y buna eşitse bu ikisi de birbirine eşittir. Yani a artı x, pardon a çarpı x eşittir buna. X kare artı x artı 1'e bu kadar basit. Neden bunu bu tarafa atmayayım ki? 0 olur. X kare olur. Artı x eksi a x artı 1. Neden x ortak parantezini almıyorum? 1 eksi a gelir. Çünkü x ortak parantezini alınca bunun katsayısı 1. Bununki eksi a. Bir de artı 1'im var buradaki. Tamam. Şimdi bu sıfır buraya da yazabilirim. Şuraya yazmak daha şık. Neden? Gözümüz hep öyle alışıyor. Sağ tarafta sıfır görelim. Şimdi ne olacak şimdi? Bu ikisinin beraber bir tane denkleme çevirdim. Burada gördüğünüz denklem. Şimdi bunlar teğet olduğuna göre bu denklemin diskriminantı sıfır olmalı. He. Peki bunun diskriminantı neydi? B kare eksi 4 ac. Bekar 4 aç diyorduk değil mi? Tamam. B kare. B'den kasıt x'in katsayısıdır. İlla bu da sol tarafa bakıp 1 demeyin. Katsayı x'te çarpım halinde olan ifadedir. Bu. Yani 1 eksi a'nın karesi. Eksi 4 çarpı a. A x karenin katsayısıdır. 1. C sabit sayıdır. O da 1. Bu ne olacakmış? 0. O zaman 1 eksi a kare. Şu burası 4 yapar. Karşıya artı diye atarım. Eşittir 4 olur. Soruyorum sana. 1 eksi a'nın karesi 4 olduğuna göre şu parantez içindeki zımbırtı ne olabilir? Hocam 2 olabilir, karesi 4 olur ya da eksi 2 olur, karesi 4 olur. Aferin sana genco, harikasın. Demek ki 1 eksi a 2 olabilir, 1 eksi a eksi 2 olabilir. 1 eksi a 2 ise buradan a at bu tarafa, at bu tarafa, a eksi 1 olabilir. Neden? Eksi 1, eksi eksi 1'den 2 yapar, doğru. 1 eksi a eksi 2 ise eksi 2 at artı olur 3 olur. Eksi a'yı at artı olur. Tamam 3 olur. Hakikaten 3 koyarsam eksi 2 çıkıyor, doğru. A'nın alabileceği değerler. Eksi 1 ve 3'tür. Ne diyordu? A'nın alabileceği değerleri bulalım. Bulduk. Aha bu. Eksi 1, 3. Bitti. A'nın alabileceği değerlerin çarpımını da sorabilir. Çarparsın. Toplamını sorar. Toplarsın. Sıkıntı yok. Buraya geldikten sonra bundan sonra bebek oyuncağı. Meseleyi anladık mı arkadaşlar? İki tane denklemin y'li ifadelerinin sonuçlarını birbirine eşitleyip yeni bir denklem bulup onun diskriminantı üzerinden konuşuyoruz. Sonra iki tane değil tabii. Biri ayırıp ortadan ikiye yarıyoruz. Gelelim buna. Parabolü ile doğrusunun kesim noktalarını bulun. Heh. Bak. Kesim noktalarını bulun. Sana şey dememiş. Bir noktada mı kesişiyor? İki noktada mı kesişiyor? Kesişmiyor mu dememiş. Kesişiyor bunlar demiş. Hatta sen o kesişim noktalarını bul demiş. O zaman bu y, bu y. Bunlar birbirinin aynısı y'ler. Bu iki ifadeyi birbirine eşitleyebilirim. X'li ifadeleri. X kare artı x eksi 6 eşit olur. Buradaki ifadeye 3 eksi x'e. Bu x'i bu tarafa artı diye atıyorum. Artı 2x olur. Bir x de burada vardı ya. Bu 3'ü de eksi diye atıyorum. Eksi 6 da vardı. Eksi 9 eşittir 0. Oldu mu sana yeni bir ikinci dereceden denklem? Bu ikisinin ortak çözüm kümesidir bu. Bundan oluşacak sonuç bu her ikisine de uyar. Güzel. Peki. Zaten inanmıyorsan diskriminanta bakalım. B kare eksi 4 AC'den B x'in katsayısıdır. 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı A 1'dir. C eksi 9'dur. Bununla bunu çarparsan artı 36 yapar. 4 de burada 40 yaptı. Gördün mü? Diskriminant
40 sıfırdan büyük. Demek ki bu parabol bu doğruyla iki noktada kesişiyor zaten. Tamam. Zaten o iki noktayı bul diyor bana. Yetinmemiş. Heh, peki onu nasıl bulacağız hocam? Bulacağın şu. Bu kesişim noktaları yani x1 ve x2 bu denklemin kökleridir. Bunun kökleri olan x1 ve x2'yi bulacaksın. Peki nasıl bulacağız? Şöyle yazayım. X kare artı 2x eksi 9 eşittir 0. Hadi bunun köklerini bulalım. Bakıyorum. Uğraşıyorum uğraşıyorum. Çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlara ayırarak kek bir şekilde çıkaramıyorum. Hayda uğraşacağım. Diskriminant bulacağım. Zaten bulmuştuk hocam. Diskriminant 40'tı. O zaman kök. Birinci kök şudur. Eksi b artı kök diskriminant bölü 2a. İkinci kök neydi? Hocam sadece şunun zıt işaretlisi. Aferin sana Genco. Eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a. Tamam. Şimdi şuna göre birinci kökü buluyorum. B'nin zıt işaretlisi. Bak B 2'dir. Eksi 2 artı kök içinde diskriminantı 40 bulmuştum. Bölü 2A. A 1'dir. 2 katı 2'dir. Şimdi bunu bulayım. Hocam neden 40 yazdınız ki ya? Kök 40 dediğiniz şey 4 çarpı 10'dan 2 kök 10'dur diyorsun. Aferin. Burası 2 kök 10 yazabilirim. Tamam. 2'ye bölüyorum. Her ikisinde tabii ki. Eksi 2'yi 2'ye böl. Eksi 1. Bunu da 2'ye böl. Artı kök 10 yapar. Çünkü 2'yi de ikiler sadeleşir. Tamam. Eksi 1 artı kök 10. Bu birinci kökse ikinci kök sadece bunun diskriminantının önündeki işaretin zıt olmasıydı. Yani eksi 1 eksi kök 10 yapar. Hiç boşuna formülle hesaplamaya gerek yok. Şunu işaretini değiştirirseniz de ikinci köke ulaşırsınız. İşte kesişim noktaları böyle abuk subuk iki tane dandik nokta çıktı arkadaşlar. Her zaman temiz sayı çıkacak diye bir şey yok yani. Eksi 1 artı kök 10'da kesişir. İkinci kökte eksi 1 10 eksi kök 10'da eksi 1 eksi kök 10'da kesişir. 1, 2. Bu iki noktadır. Aha buralarda kesişir. Bunların toplamını sorabilir. Tak tak yok edersin. Zaten toplamını sorsaydı direkt buradan eksi b bölü a'dan yapabilirdin zaten de. Neyse. Uzatmayayım meseleyi. Kökler bunlardır. Tamam. Yardıralım. İşin içine biraz daha şekil girsin. Çözüm Asistanlı Soru Bankası sayfa 60 12. soru. Şekildeki parabol ve y eşittir x bölü 2 doğrusunun grafikleri verilmiştir. Görüyoruz. Evet. Şöyle bir inceleyin. Ben de bir yudum su alayım. Suyum da bitti. Affedersiniz. Dur bakayım bir yudum daha kalmış mı? Bitti. Şimdi arkadaşlar şekle bakıyoruz. Parabol şu doğruyla. Keşke bu doğruyu farklı renkte yapsaymışız. Bak şöyle siyah yapayım da. Bununla iki noktada kesişmiş. Noktalardan biri sıfır noktası. Orijinde biri de şu zımbırtıda kesişmiş. Tamam. Bunun denklemi bu, bununki de bu. Bu ikisini bir araya getirip ortak bir çözüm buluyorum. Yani y eşittir şu eksi x kare artı 4x var ya. Eşittir x bölü 2 diyorum. Direkt bu gibi durumlarda doğruyla parabolü hemen birbirine eşitleyip ortak çözüm bularak kesiştikleri şu iki noktayı bulabilirsiniz. Bulacağınız iki tane x1 x2 çözüm var ya. Bu kesiştikleri iki noktayı verir. O zaman şu bölü 2'yi çarpı diye atıyorum. Artı 8x eşittir x yapar. Bu x'in burada ne işi var? Bu tarafa at. Artı eksi diye geçtiği için 7x eşittir 0 oldu. A x ortak parantezini alırsam burası eksi 2x artı 7 yapar eşittir 0. Çünkü her birinden birer x çektim. Sonucu 0 olması için ya x 0 olmalı ki gerçekten birinci kök 0'dır. Ya da buranın 0 olması lazım. Yani şu eksi 2x artı 7 0 olmalı. Dolayısıyla at 2x x 7 bölü 2 çıkmalı. Demek ki diğer kök 7 bölü 2'ymiş. Köklerden biri 0 biri 7 bölü 2. 0 burası olduğuna göre demek ki bu B noktası 7 bölü 2 noktasıymış. Vay, gördünüz işte. Nasıl da bulduk? Çok affedersin. Suyum bitti ama. Dur bakayım şişe boş mu? Ha, şişe de boşmuş ya. Neyse. 7 bölü 2 noktasıymış. Tamam. Bulduk bunu bulduk. Güzel. Peki hocam x değerini buldunuz. Eyvallah. Bir tanesi 0 bir tanesi 7 bölü 2 de. Bunun görüntüsü olan y değeri ne? Çok basit. 7 bölü 2 götür fonksiyonlarda. Ha, ya bunda ya bunda. İkisinde de olur. Fark etmez. Yerine koy. Karşılığında ulaştığı yüksekliği bul. 7 bölü 2 şurada yerine koymak daha kolaydır. 7 bölü 2 bölü 2'den 7 bölü 4 çıkar. Burası 7 bölü 4'müş. Şimdi sana neyi soruyor? Üçgenin alanı mı? Hayda, üçgenin alanı çok basit. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım burası. 7 bölü 2. 7 bölü 2 çarpı. Yüksekliğim burası. Yani 7 bölü 4. 7 bölü 4. Bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 7 kere 7 49 bölü 4 kere 2 8 yapar. Bir de bölü 2'si var. Bu bölü 2 2 bölü 1'dir. Ters çevir çarp 49 bölü 16. Yapıştır. C şıkkı bu kadar. Anladık mı arkadaşlar? Tekrarlıyorum. İkisini aldım. Şu iki zımbırtıyı. Burada birbirine eşitleyerek
ortak çözüm kümesini, ortak denklemini buldum. Bunun köklerini buldum. Bu iki kök bu iki noktayı verir. Bu noktayı yerine koyup görüntüyü buldum. Bu görüntü aslında şu yüksekliği verir. Yüksekliği verdi. Tabanını da bulmuştum. İkisini çarpıp ikiye böldüm. Hepsi bu. Sonra yardırdım. Gelelim öteleme ile alakalı sorulara. Şimdi parabolün x eksenine göre simetri alındığında elde edilen parabol gx. Y eksenine göre simetri alındığında elde edilen parabol hx'tir. Buna göre hx ve gx parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bak sorunun sonu önemli. Tepe noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. O zaman ben bütün parabolü niye öteleyim, sağa sola kaydırayım ya da simetrini alayım? Sadece tepe noktalarının simetrini alırım, olay biter. Bunun tepe noktası r'si eksi b bölü 2a'dan b'nin eksilisi b eksi 2'dir. Eksi b 2'dir. Bölü 2a. a 1'dir. 2 katı 2. Tepe noktası r'si 1. R'yi fonksiyonda yerine yazarsam k'yı bulurum. 1'i yerine yaz. 1 eksi 2 artı 3'ten 4 yapar. 2 çıkar 2. 4 2 çıkar 2. Demek ki tepe noktası 1'e 2'ymiş. Ben bu 1'e 2 noktasını, hatta şöyle çizeyim bunu da. 1 2. Tepe noktası burasıymış. Şimdi gıcığım da geçmedi ya, affedersiniz. Şimdi tepe noktasını bulduk. Ne olacak? X eksenine göre simetri alındığında elde edilen gx. X'e göre simetrini alıyorum. Ah, çok fena oldum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım. Bir yudum su içeceğim. Hemen geleceğim ama siz hiç fark etmeyeceksiniz. Neden biliyor musun? Bak şimdi durduruyorum. Suyumu içtim, geldim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın, bu t noktasının x eksenine göre simetri alındığında gx. X'e göre simetrini alırsan, bunun bu tarafa doğru simetrini alırsan bir aynen kalır. 2 eksi 2 olur ve bu nokta olur. Bu artık gx'in tepe noktası. Tamam. Sonra y eksenine göre simetri alındığında elde edilen parabol ise hx'tir. Bunun y'ye göre, yani buna göre simetrini alırsam bu 1 eksi 1 olur. 2 aynen kalır. Bu tepe noktası da neyin olacak? Hx'in tepe noktası. Tamam. Sonra ne diyor? İşte bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi soruyu bir daha okuyayım da hata olmasın. X eksenine göre simetri alındığında elde edilen parabol yx. Y eksenine göre simetri alındığında... Tamam, sıkıntı yok. Bu ikisi arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsan düz çizgini çizersin ve Pisagor uygularsın. Şimdi şurası 1 birim, şurası eksi 1 birim. Dolayısıyla şuradaki uzaklık 2'dir. Buradan buraya kadar 2. Bu uzaklık nedir? Şimdi 2'den 0'a kadar indim. Sonra eksi 2'ye kadar indim. Burası da 4'tür. Şuradaki Pisagor'dan 2'nin karesi artı 4'ün karesinden burası 2 kök 5 çıkar. Şu uzaklık. Yapıştır. Ya burayı çok uzatmıyorum. Hani Pisagor'dan üçgende çözersiniz. Mesele önemli olan, simetriğini alırken tepe noktasını sorduğu için en son tepe noktalarının simetriklerini alıp hareket etmek daha kolaydır. Yani yoksa parabolü çizeceğim, her türlü simetrisini alacağım falan. Oo, amelelik. Ameleliğe gerek yok. Pratik olacağız. Sınav 2 soru bankası sayfa 364, 8. soru. Parabolü A birim sağa, B birim aşağı ötelenerek GX parabolü elde ediliyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Yine mantıklı düşünüyorum. Ya ben bu parabolü komple çizip A birim aşağı, B birim işte A birim sağa, B birim aşağı falan ötelemeyeyim. Tepe noktasını öteleyim. İkisinin tepe noktası sonra aynı yer olacak. Bak, bunun tepe noktası eksi B bölü 2A'dan B'si eksi 2 olduğu için eksi B'si 2'dir bölü A 1'dir 2A 2. Tamam, tepe noktası 1 çıktı. R'yi yerine koyuyorum. FR yani F1. 1 koyarsam 1, 3 daha 4 yapar, 2 çıkar 2. Biraz öncekinin aynısı çıktı. Tepe noktası 1'e 2 noktası çıktı. Şimdi bu 1'e 2 noktası A birim sağa ötelenip B birim aşağı ötelenerek bu elde ediliyor. O zaman bunun yeni tepe noktasını bulayım. R'si nedir? Eksi B bölü 2A. Her seferinde yazıyorum ama neyse. B burada 8'dir. Eksilisi B burada eksi 8'dir. Eksi B artı 8 olur. Bölü 2A. A 1'dir. 2'ye 4. Tepe noktası R'si 4'tür. Şimdi 4'ü yerine yazıyorum. Bakalım, 4'ün karesi 16. Eksi 4 kere 8 32 yapar. Artı 16. Şimdi bunlar ikisini yapar. 20, 30. Eksi 2 çıktı. Eksi 2. F4'te eksi 2. Yani bunun tepe noktası R'si 4. K'sı eksi 2. Bunu alıp öteleyip bunu oluşturmuş altı üstü ya. Bu kadar basit. Peki ne yapmış? A birim sağa ötelemiş. Şimdi bir noktayı buradan sağa ötelemen demek x değerini kaydırman, büyütmen demek. X değeri 1'den kaça gelmiş? 4'e. A birim sağa ötelediğine göre, 1'den 4'e getirdiğine göre 3 birim sağa ötelemiş. A 3 oldu. Bak, tak diye buldum. Sonra bakalım. B birim aşağı. Aşağı ötelemek demek y değerini küçültmek demek, değil mi? B birim aşağı ötelemiş. 2'den nereye düşürmüş? Eksi 2'ye. 2'den eksi 2'ye düşürdüyse 4 birim aşağı ötelemiş. B de 4'tür. Demek ki A çarpı B 3 çarpı 4'ten mutlak değer 12.
Bitti. Yapıştır B şıkkını. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bütün parabolle oynamadım. Tepe noktalarıyla oynadım. Tepe noktasındaki hareket değişimi zaten parabolün değişimidir. Fırlat. Evet arkadaşlar. Şenol Hoca'nın bizzat kendisine Instagram'da Şenol Hoca'da bulabilirsiniz. Şenol Hoca'nın tüm kitaplarını şenolhocamazda.com'da kitapçılarda kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Zaten videoların devamı kanalda gelmeye devam edecek. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz diyorum. Unutmayın, hep tekrarlıyorum, hep söyleyeceğim çünkü matematiği öğrenmenizi istiyorum. 1. Mutlaka yazarak dikkatli takip edin. 2. Mutlaka soru çözmeye çalışın, bol bol soru çözün. 3. Çözemediğiniz soruları mutlaka bir başkasına çözdürün. 4. Sabırlı olun, inatçı olun. 5. Kazanacaksınız inşallah. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözüm videosu geliyor. Onu da izleyin ha. Hadi bay bay.